İyi akşamlar. STV Ana Haber'e hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Covid-19 salgını sebebiyle seyreltilmiş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim devam ediyor. Fakat birçok ailenin evinde bilgisayar ve internet olmadığı için maalesef bazı çocuklarımız eğitim ve öğretim hakkından mahrum kalıyor. Eskişehirli Özmen ailesi de eğitim öğretim hakkından mahrum kalanlardan. Dört çocuk annesi Müjde Özmen, evlerinde bilgisayar ve internet olmadığı için çocuklarının eğitim alamadığını söyledi. Kızlarının okumasını isteyen anne Özmen yetkililere seslendi. Uzaktan eğitimle birlikte canlı dersleri takip etmek isteyen birçok çocuk, ailelerinin maddi olanakları yetersiz kaldığı ve bilgisayar, internet gibi teknik eksiklikleri karşılayamadıkları için eğitimden geri kalıyor. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Müjde Özmen, 2 çocuğunun okula gittiğini fakat maddi yetersizlikler nedeniyle internet paketi ve bilgisayar alamadıkları için canlı dersleri takip edemediklerini söyledi. Benim 4 çocuğum var. 2 çocuklarım 4 yaşında, bir kızım 8 yaşında, biri de 7 yaşında. İkizlerim, yani onlar evde iyi kötü idare ediyorum ama kızlarım okula gittiği için şu an onların ne bilgisayarı ne de yani internet yok. İkisinden de mağduruz ki yani. Telefondan canlı dersleri takip etmeye çalıştıklarını belirten anne Özmen yaşadıkları zorlukları anlattı. Vallahi eşim hani çalışıyor asgari ücrette. Bu ay 100 milyon sadece internet paketi yapmışım. O da normalde Zoom'da bağlandıkları için çok yiyor. Mesela 10 GB geliyor haftalık yüklüyorum. O da bitiyor. Bir dersi kaçırıyor, ikisini kaçırıyor. Mesela birine giriyor ya da ikisine giriyor, birini kaçırıyor. Öylelikle yani bir tanesini alsak da hani diyorum en azından hiç olmasa kızım okumuş olur. Yani dersinden geri kalmamış olur. O yüzden sıkıntılı. Altyapı olmadığı için eve internet bağlatamayan Özmen'in gitmediği kapı kalmadı. Altyapı olmadığı için şu an bizim apartman, biz 7 haneyiz. Apartmanın içinde 5 kişinin interneti var, bizim yok. Bizim bir de 2 kişinin interneti yok. Kablo eksikmiş. Kablo eksik olduğundan dolayı ve defalarca ben gittim orada yetkililere bildirdim. Numara verdiler, orayı araştırdım. Olmadı. Yani yapacak bir şey yok. Abla dedi git dedi. 800 milyona bir cihaz al getir evine tak dedi. Ben de dedim eşim askeri ücretle çalışan 4 çocuk babası. Biz 6 kişiyiz evin içinde. Kiraymış, suymuş, doğalgazmış, elektrikmiş yettiremediğim için. Ben dedim abi dedim bana yardımcı olun bana. Benim internetimi getirin. Abla bizim yapacak bir şeyimiz yok. Peki ben nereye gideyim dedim. Milli Eğitim Varası'ya kadar gittim. Yani gitmedim yer kalmadı. Çocuklarının derslerden geri kalmaması için uğraşan anne Özmen, evde internet olmadığı için tanıdıklarına giderek geç saatlere kadar çocuklarının eğitim alması için uğraşıyor. Esentepe arkadaşım var. Arkadaşıma götürüyorum. Allah razı olsun Wi-Fi'de. Onunki evde bağlantı var. Bağlanıyorum, yaptırıyorum telefonumda ya da o çocuğun bilgisayarında çıkıp geliyorum. Bazen gece 12'lere varasıya kadar inanın Allah'a eşime de söyleyebilirsiniz. Hani hiçbir şekilde geri kalmamasını istiyorum ama birini götürüyorum biri kalıyor. Sorun sadece internette değil. Maddi yetersizlikler nedeniyle bilgisayar da alamayan anne Özmen mağdur olduğunu söylüyor. Bilgisayar alamıyor musun? Alamam. Çünkü gerçekten alamam. Diyorum yani dediğim gibi 4 çocuk var. Eşim daha önce kaza geçirdi. Kaza geçirdiğinden bu pandemiden dolayı da 2 ay falan çalışmadı. Baya yani oradan desen buradan desen yani gerçekten mağdur durumdaydık. Asgari ücretli bilgisayar almak da kolay. Kolay değil, gerçekten değil. Hani 4 çocuk için hani tamam iyi kıt kanat geçiniyoruz ama bilgisayar birine ama alınacak. Şu an kızım gidiyor, kırtasiye malzemesi var. Şu, 1. sınıfa başlayan öğretmen bir sürü şey istemiş ama daha hala hiçbir şey alamamışım. Alamadığım için de hani ben kendim bir anne olarak okumadım. Hiç okumadım. Eşim 5. sınıfta yani okumamış. Ama ben gerçekten mağdurum. Okumadığım için kendim okumadım ama çoluk çocuk okumasını isterim. Her anne gibi Müjde Özmen de çocuklarının okumasını istiyor. Ben yetkililere sesimi duyurmak istiyorum. Çocukların okumasını istiyorum. Çocuklarıma yardımcı olsunlar. İnternet getirsinler. Benim çocukların eksikleri var. Eksiklerine hani yardımcı olurlarsa gerçekten
yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Hani Allah razı olsun, yardımcı olsunlar. Sadece tek temennim budur, dileğim budur yani. Ve tabii ki minik Sudenaz da her çocuk gibi okumak istiyor. Sudenaz, peki sen derslerini takip edebiliyor musun şu an? Hayır. Takip edemiyorsun. Peki evde ders çalışabiliyor musun? Neler yapıyorsun? Evde sadece oturuyorum, kitap okuyorum ve derse hiç giremiyorum. Şimdi geçen dönemde hani uzaktan eğitim vardı salgın sebebiyle. O zaman nasıl yaptın? Hiç ders çalışabildin mi? Giremedim. Peki ne istiyorsun sen? Uzun, sen de bize söyle, buradan yetkililere seslenelim. Bilgisayar mı istiyorsun, internet mi istiyorsun? Ne istiyorsun derslerini yapabilmek için? Ben üçünü de istiyorum. Ne istiyorsun? Bilgisayar, tablet istiyorum. Bir mermer fabrikasında çalışan işçi, iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda 112 acil sağlık ekiplerinin kalbi duran hastaya yaptıkları koşar adım kalp masajı ise hafızalara kazındı. Olay Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir mermer fabrikasında yaşandı. İddialara göre fabrikada çalışan 44 yaşındaki Murat Yüce adlı işçi, konteyner içinde çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Diğer işçilerin durumu fark etmesiyle 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kriz geçirip kalbi durduğu belirlenen Yüce'ye kalp masajı yaptı. Odunpazarı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yüce'ye yoldayken de müdahaleye devam edildi. İşçiyi hayata döndürebilmek için adeta canla başla savaşan sağlık çalışanları acil servise girerken de sedyede yatan hastaya koşar adım kalp masajı yapmaya devam etti. Öte yandan hastanede yapılan müdahalelere yanıt vermeyen 44 yaşındaki Murat Yüce hayatını kaybederken, 112 acil sağlık ekiplerinin kalbi duran hastaya yaptıkları koşar adım kalp masajı ise hafızalara kazındı. Odunpazarı Belediye Meclisi Kazım Kurt Başkanlığı'nda toplandı. Yalaka ifadesinin gündeme geldiği mecliste Başkan Kurt bu kelimeyle kimseyi itham etmediğine ve isim vermediğine dikkat çekti. Odunpazarı Belediyesi Ekim ayı Meclisi Kazım Kurt Başkanlığı'nda toplandı. Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda 8 konu gündeme gelerek oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem dışı söz alan AK Partili meclis üyesi Murat Özcan, geri dönüşüm sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmesini istedi. Bu iş daha profesyonel bir şekilde mi yapılacak, yoksa şimdi olduğu gibi herkese mavi poşet mi dağıtılacak? Bu konuyla ilgili bir bilgi alırsak seviniriz. Özcan'a yanıt veren Başkan Kurt, geri dönüşüm sistemi ile ilgili yeni bir deneme içerisinde olduklarını kaydetti. Geri dönüşümle ilgili bizim kendi uygulamalarımız ve bu uygulamalarımızla başlattığımız bir girişim var. Şu anda 15-16 mahallede geri dönüşümü kendimiz topluyoruz. Ancak hem 35 mahalleye genişleme hem de eksik olan kısımları daha da artırarak tamamlama şansı yaratmaya da çalışıyoruz. Mecliste yalaka ifadesi de gündeme geldi. Bir televizyon programında devleti eleştirmeyen bazı STK'ları ve odaları yalakalık yapmakla suçladınız. Hiç şık olan bir ifade olmadı, onu size söyleyeyim. Yani bunu yaparak arkadaşları, yani o odaları yöneticilerini zorlama bir muhalefet yapmaya doğru itme politikasının doğru olmadığını söylüyorum. Kullanmış olduğunuz ifadenin de muhatabı ben değilim. Sükut ikrardan gelir. Demek ki arkadaşlar yalaka olduklarını kabul ettikleri için de bu zamana kadar da sesleri çıkmamış. O yüzden de o konudaki ifadenizin de yerinin de bulduğu olduğu anlaşılıyor, öyle ifade edeyim.
Başkan Kurt, yalaka kelimesiyle kimseyi itham etmediğine ve isim vermediğine dikkat çekti. Ben hiç kimseye isim vermek suretiyle bir ithamda bulunmadım, bir suçlamada bulunmadım. Ama ekonomi paketiyle ilgili bazı açıklamaların daha sonra sanki tekzip edercesine farklı bir noktaya getirildiğini, bunun da Türkçedeki karşılığının yalakalık olarak tabir edildiğini söyledim. Bu hiç kimseyi suçlayıcı ya da hakaret anlamına gelmez. Çünkü doğru olduğunu bildiğiniz şeyi doğrudan anlatabilirsiniz. Ama inanmadığınız şeyi farklı bir biçimde söylemeye kalkarsanız bunun karşılığı bu sözcüktür. Nitekim bugün bazı gazetelerdeki köşe yazarları da benzer şeyleri yazmış. İnanmadığınız bir şeyi inanıyormuş gibi söylemeye kalkarsanız sonunda kendiniz pişman olursunuz ve mahcup olursunuz. Bu nedenle sizin ikinci cümleyle yaptığınız benzetmeyi ben yapmam, hiç kimseyi suçlamam. Başkan Kurt'un Emirdağ'da yapılması planlanan altın madeni arama çalışmalarına karşı yapılan basın açıklamasıyla ilgili de konuşan Özcan, Afyon CHP teşkilatı bu konuda görevini yerine getirmiyor ki siz buradan kalkıp Emirdağ'a gidiyorsunuz dedi. Afyon CHP il teşkilatı ve ilçe teşkilatı herhalde bu konuda çok fazla vazifesini yerine getirmiyor ki siz Eskişehir'den, Odun Pazarı'ndan kalktınız, oralara bu konuları dile getirmeye gittiniz. Türkiye'nin her yerinde politika yapma hakkı ve özgürlüğü olduğuna inanan bir kişiyim. Odunpazarı bölgesinin nüfusunun neredeyse dörtte biri Emirdağ kökenli ya da Emirdağ'la bağlantısı olan insanlardan oluşuyor. Orada bir kişinin hastalanması demek Eskişehir'de bizim sıkıntıya düşmemiz anlamına gelir. O nedenle o dostlarımıza, o Emirdağlı hemşehrilerimize destek amacıyla gitti. Afyon'daki siyasi partiler de geldi. Eskişehir'dekiler de gelebilir, gidebilir. Buna hiç kimsenin niçin gittin deme şansı yoktur. Emirdağ'da evet altın aramak siyanürlü olmaz. Ayrıştırma siyanürlü olur. Sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken SES Şube Sekreteri Bülent Yıldırım, gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Toplumun vicdanı olan sosyal hizmet emekçileri unutuldu. SES Eskişehir Şube Sekreteri Bülent Yıldırım, sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Covid-19 salgın sürecinde özlük hakları, nöbet izinleri, fazla çalışma ücretleri, çalışma şekli ve gerekçesi dahi gündeme gelmemiştir. Çalışanların talep ve sorunlarına geride bıraktıkları çocuklarına, ailesine ilişkin belirsiz ve iş bilmez bir tutum ve ağır iş koşulları devam etmektedir. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı dev bir bütçe ilan etmesine rağmen çalışanların payına altyapı, teknik donanım ve özlük hakları açısından hüsran bir sonuç çıkmıştır. Sosyal hizmet emekçilerinin pandemi sürecinde unutulduğunu söyleyen Yıldırım, gerekli düzenlemelerin yapılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için taleplerini sıraladı. Bizler sosyal hizmet emekçileri, sosyal hizmet iş kolunda çalışanlar, tamamının kadrolu çalışması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, eksikliklerin atamalar ile tamamlanmasını, çalışanların ruh sağlığını desteklemek için psikososyal destek alabilecekleri birimlerin oluşturulmasını, ruh sağlığı bozulan, vefat eden, hastalanan çalışanların meslek hastalıkları kapsamında durumunun değerlendirilmesini, istihdam biçimi ne olursa olsun pandemi döneminde fazla çalışma ücreti, izin haklarının açık ve net olarak belirlenmesi, aralıksız ve ağır koşullarda çalışanlara seyyanen bir ödeme yapılmasını. 4 ve
kadro karşılığı sözleşmeli çalışan ve pandemi sürecinde nöbet tutan personele ödenmeyen nöbet ücretinin ödenerek mağduriyetlerin giderilmesini, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin, düzenlemelerin açık ve net olarak keyfiyete bırakılmadan belirlenmesi, güçlendirilmesine acilen talep ediyoruz. Emirdağlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Gürler Koçak, daha önce aldıkları olağanüstü seçim kararının mahkeme tarafından iptal edilmesi sebebiyle vakfın yönetim kurulundan toplu olarak istifa etme kararı aldıklarını açıkladı. Emirdağlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Gürler Koçak, yönetim kurulu üyeliğinden toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Emirdağlılar Vakfı Sosyal Dayanışma ve Kültür ve Eğitim Vakfı'ndan birlik ve beraberliği sağlamak için her kesimden, her siyasi görüşten, daha önceki seçimlerde diğer başkan adaylarını da desteklemiş kişileri de kapsayan yeni bir liste yaparak 4-18 Ekim tarihlerinde seçime gitme kararı almıştık. Ancak vakfımız üyesi 4 kişinin Asliye Hukuk Mahkemesi'ne salı günü başvurusu neticesinde öncelikle mahkeme ihtiyati tedbiren seçimlerin durdurulması talebini reddetmiş. Çarşamba günü bir başka dosyadan aynı 4 kişinin başvurusuyla bu kez seçimlerin ihtiyati tedbiren durdurulmasına karar vermiştir. Biz Perşembe günü bu karara itiraz ettik. Ancak bu kararın itirazının neticelenmesi pazar günkü yapılacak seçimlere yetişemeyecek görünüyor. Bu düğümü aşabilmek için 8 kişi dün itibariyle asil yönetimden istifa ettik. Çünkü bizim vakfımızın senedinin 11. maddesi gereği aynı anda 7 kişi asil yönetimden istifa ederse seçimlere gitme mecburiyeti vardır. Şu anda asilden 8 kişi, yedekten 3 kişi ve denetimden de 1 kişi istifa ettiğinden yeni dönemde seçime hazırlayacak herhangi bir yönetim kurulunun oluşup oluşmayacağı da şüphelidir. İstifa eden isimler arasında Habib Umutoğlu, Gürler Koçak, Mustafa Karakuş, Hasan Hüseyin Köksal, Mustafa Özkır, Ali İhsan Sarıçoban, Mehmet Karatay, Ceylan Yavuz, Sebahattin Tetik, Kenan Karacam ve Ümit Alan isimleri yer aldı. STV ekranlarında yayınlanan Hayat Akarken programının bugünkü konuğu, kadın hakları savunucusu Avukat Heval Yıldız Karasu'ydu. İstanbul Sözleşmesi'nin masaya yatırıldığı programda Karasu, kadınların dişleriyle, tırnaklarıyla İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkacaklarını söyledi. Kadın hakları savunucusu Avukat Heval Yıldız Karasu, STV'de yayınlanan Hayat Akarken programının konuğu oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin ele alındığı programda Karasu, Meltem Karakaşkaya'nın sorularını yanıtladı. Karasu ilk olarak İstanbul Sözleşmesi'nin kapsamı ve amacı ile ilgili bilgi verdi. İstanbul Sözleşmesi kendi adında da belirtildiği gibi kadına yönelik şiddetin önlenmesine, ev içi şiddetin önlenmesine dair bir sözleşme aslında. İstanbul'da imzalandığı için adı İstanbul Sözleşmesi. 2011 yılında 46 ülkenin imzaladığı bir sözleşme. Onaylayan sayısı da az ama 46 ülkenin onayladığı bir imzaladığı bir sözleşme. Avrupa Konseyi Sözleşmesi aslında ama dünyada da etkisini gösteren bir sözleşme. Ne diyor bu sözleşme? Baktığınız zaman devlete belli sorumluluklar getiriyor ve belli standartların artık adını koyuyor. Devlete diyor ki siz şiddeti önlemek için çeşitli önlemler almalısınız, koruyucu politikalar gütmelisiniz ve yargılamanızda doğru dürüst yapmalısınız diyor. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı ülkemizde kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çeken Karasu, bu sözleşmenin önemine değindi. Gelinen noktada zaten bize İstanbul Sözleşmesi çok mühim durumda. Niye? Biz eskiden kadın cinayetlerinden bu kadar bahsetmezdik. Sonra neredeyse her gün bir kadın arkadaşımızı yitirir olduk. Şimdi her gün iki kadın arkadaşımızı yitirmeye başladık.
Tam da bu noktada İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmesi demek, kadını iyiden iyiye köleleştiren, kadını ikincileştiren politikalara devam etmek demek. Ne yazık ki bizim daha çok şiddet haberlerine ve cinayet haberleriyle karşılaşacağımız anlamına geliyor. O yüzden de kadınların dişleriyle, tırnaklarıyla bu sözleşmeye sahip çıkacağından eminim ben. Türkiye'de insanlar İstanbul Sözleşmesi'ni okumuş mudur? Yani bir kısım karşı çıkıyor, bir kısım destekliyor ama özellikle karşı çıkanlar sizce okumuş mudur sözleşmeyi? Ben İstanbul Sözleşmesi'ni karşı çıkanlarla da oturup konuştuğumda şunu fark ediyorum. İstanbul Sözleşmesi çok da okunmamış, sadece belli kanallardan İşte ön yargı yaratacak haberlerle bilgi almış insanlar. Diyorum ki hani tam da madde şu. Bu maddede aslında aile yapısını bozan bir ifade var mı? Yok. Dolayısıyla insanların İstanbul Sözleşmesi'ni gerçekten öğrenmesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmamalarını sağlayacak ama ne yazık ki bu böyle olmuyor. Bizde okunarak değil de kulaktan duyma bilgilerle bilgi sahibi olunduğu için şu anda tartışma yanlış mecrada ilerliyor. İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Ektaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sivrihisar'da başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada çalışan arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Ektaş, Sivrihisar İlçe Başkan Vekili Hüseyin Cantaş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sivrihisar'da Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan asfalt alt temel çalışmalarını yerinde inceledi. 2017 yılında Sivrihisar'a doğalgaz getirilmesi çalışmaları kapsamında başlatılan altyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan bütün cadde ve sokaklarda olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan başta üzerinde bulunduğumuz İsmet Atilla Caddesi olmak üzere diğer caddelerde de kazı yapılmış ve bu kazı nedeniyle de İsmet Atilla Caddesi'ni kullanan ve İsmet Atilla Caddesi'nin çevresinde oturan vatandaşlarımız yaklaşık 3 yıldan beri büyük zorluklarla yaşamak zorunda kalmıştı. Tabii altyapı yatırımcı kuruluşlarının altyapının yenilenmesiyle ilgili hizmetlerini tamamlamadan kazılmış olan yolların tekrar asfaltlanma çalışmalarının yapılması da yatırımcılık açısından çok mümkün gözükmemekteydi. İsmet Atilla Bulvarı'nı kullanan vatandaşların sorunlarını anlatmak için İYİ Parti İl Teşkilatı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le görüştüklerini hatırlatan Ektaş, Başkan Büyükerşen'in hemen yetkilileri toplayarak sorunun yağışlar başlamadan çözülmesi için talimat verdiğini ifade etti. Sayın hocamız hemen ekibini topladı. Sorunun çözülmesi konusunda gerekli talimatları verdi ve kışa girilmeden önce İsmet Atilla Caddesi'nin asfaltlanması ile ilgili çalışmaların tamamlanmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili arkadaşlarımız altyapı yatırımcısı kuruluşlarla hemen görüşmeleri yaptılar. Eksik kalan işleri çok kısa bir süre içerisinde tamamlattırdılar. Şu anda bir ay önce yaptığımız görüşmede Yılmaz hocamızın talimatının yerine getirilmesiyle ilgili çalışmaların başlatılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Gördüğümüz buradaki arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede de iş planının yaklaşık 15 ya da en geç 20 gün içerisinde tamamlanacağını ve İsmet Atilla Caddesi'nin komple asfaltının yenilenmiş şekilde kışa girileceğini görüyoruz. Bu sayede İsmet Atilla Caddesi'nde yaşayan vatandaşlarımızla İsmet Atilla Caddesi'ni kullanan Sivrihisarlı hemşerilerimiz önümüzdeki kışa çamur ve toza mahrum kalmadan rahat bir şekilde gireceklerin memnuniyetini yaşıyoruz. Bu çerçeve içerisinde soruna hemen eğilen ve sorunun çözümü için gerekli talimatları veren ve işi başlatılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu arada TİMOP Mimarlar Odası tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 17. dönemi yapılan Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri sahiplerini bulurken 270 Sivrihisar Seyir Terası projesi yapı çevre dalı kamusal alan tasarımı ödülünü aldı. Atölye Kolektif Mimarlık Hizmetleri'nin Sivrihisar'da gerçekleştirdikleri 270 Sivrihisar Seyir Terası projesi, TİMOP Mimarlar Odası'nca düzenlenen 2020 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında yapı çevre dalı ödülüne layık görüldü.
Sivrihisar'ın tarihi değerlerini ön plana çıkararak kent sakinleri için sosyal imkanlar oluşturmaya amaçlayan ve 270 derecelik açıyla kent manzarası sunan, ayrıca doğal dokuya en az müdahale ile kayalığa eklemlenen 270 Sivrihisar Seyir Terası projesi, Zeynep Ahunbay, Zafer Akdemir, Elvan Altan, Sinan Timoçin ve Alper Ünlü'den oluşan seçici kurulun oy birliğiyle seçildi. Eskişehir'de 40. dönem temel trafik ve kaza inceleme eğitim sertifika töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bundan sonra trafik denetimlerini ağırlıklı olarak yüz yüze yapacaklarını ifade etti. Eskişehir'de 40. dönem temel trafik ve kaza inceleme eğitim sertifika töreni gerçekleştirildi. Eskişehir Trafik Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Trafik Daire Başkanı Yavuz, bu yılın sonu itibariyle trafik kazaları kaynaklı ölümlerin azalması için bir eylem planı oluşturduklarını belirtti. 2020 yılı sonu itibariyle trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin %50 oranında azaltılmasına yönelik bir karayolu trafik güvenliği ve stratejisi ve onun eylem planı oluşturuldu. Ve bu plan bu yılın sonunda tamamlanmış olacak. Yavuz, Türkiye'nin 2019 yılı sonu itibariyle trafik kazalarını %50 oranında azaltma hedefine ulaştığını da aktardı. Bu amacımızı 2019 yılı sonu itibariyle dünyada geliştiren iki ülkeden biriyiz. Yani %50 hedefine 2019 yılı sonu itibariyle ulaşan bir ülkeyiz. Kaldı ki 2011 yılında, artan 2011 yılından 2020 yılına kadar araç sayısı, sürücü sayısı ve nüfusun arttığını da baz aldığınızda bunun gerçekten başarılması zor bir süreç olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz. Şu andaki alanda 25 bin trafik personelinin etkisinin son derece denetim noktasındaki etkisinin son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise bundan sonra trafik denetimlerini ağırlıklı olarak yüz yüze yapacaklarını ifade etti. Benim sizden bir ricam var. Bu aynı zamanda Sayın Bakanımızın da hem talimatıdır hem ricasıdır. Denetimleri daha çok yüz yüze yapmaya çalışalım. Yani elektronik denetim ve diğer denetim yöntemlerini şüphesiz kullanacağız. Kullanmaya en üst düzeyde devam edeceğiz. Ama biz daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz. Burada ki amacımız insanlarımızda o bilinci artırabilmektir. Birebir yüz yüze diyaloğa geçip hem o duyarlılığı hem o bilinci artırmak hem de görevimizi en iyi şekilde yapmış olabilmek için. Konuşmaların ardından toplam 111 komiser yardımcısına sertifikaları takdim edildikten sonra tören sona erdi. Törende Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve ilgililer yer aldı. Kardeş ülke Azerbaycan'a destek mesajları yağmaya devam ediyor. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Nedim Ünal da yayınladığı videoyla Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verdi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde hak iddia ederek kardeş ülke Azerbaycan'da sivil halka saldırmasına yönelik tepkiler büyümeye devam ediyor. Karabağ şehitlerini rahmetle yad eden Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Nedim Ünal da kardeş Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verdi. Eskişehir Türk Ocağı zalimlerin karşısında, mazlumların yanında 26 yıldır evlerinden, ocaklarından, köylerinden uzakta yokluklar içerisinde bulunan, yaşayan kaçkınların yanında. Eskişehir Türk Ocağı Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerinin bugün zulme karşı hürriyet mücadelesi veren zalimlere karşı ordusunun yanında, milletinin yanında, dualarıyla, niyazlarıyla, bütün varlığıyla, kanıyla, canıyla Azerbaycan'ın mesut, hür, müstakil yaşaması, üç renkli bayrağının Karabağ'ın her yerinde, her köyünde, her reyonunda asılması için her türlü desteğini veriyor, vermekte devam edecek.
Tüm dünyada etkisini sürdüren ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsü sonunda hapis cezasının verilmesine de neden oldu. Eskişehir'de bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranmak suçundan yargılanan şahıs hakkında 1 yıl 2 ay hapis cezası kararı verildi. Emniyet ve zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanma zorunluluğuna uymayanlar tespit edildikleri takdirde para cezasına çarptırılırken son hazırlanan genelge doğrultusunda hapis cezalarının verilmesine de başlanıldı. Genelge doğrultusunda Eskişehir'de virüsün neden olduğu ilk hapis cezası kararı verildi. Hakkında yasal işlem yapılan MP isimli şahsa kamu davası açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin hemen ardından ilk duruşma görüldü. Hakkında bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak, görevi yaptırmamakta direnmek ve hakaret suçu işlediği iddiasıyla açılan dava duruşmasına tutuksuz sanık MP de katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık pişman olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, sanığı işlediği ileri sürülen bu suçtan dolayı 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Pandemi döneminde vatandaşların evde kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla birçok etkinlik ve yarışma düzenleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, karikatür yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerini Sazova Amfiteyatro'da düzenlenen törenle teslim etti. Koronavirüsle mücadele eylem planı kapsamında birçok etkinliği iptal eden ve bu süreçte vatandaşlarla uzaktan ve çevrim içi etkinliklerle buluşan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği yarışmalarda dereceye girenleri ödüllendiriyor. Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 18-35 yaş aralığında onlarca kişinin katılım gösterdiği karikatür yarışmasında dereceye giren ilk 3 kişiye ödülleri verildi. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce katıldı. Birinci olan Nazlı Demir ve ikinci olan Lütfi Yeşen'e ödüllerini veren Ünlüce, üçüncü olan Tuğçe Özkan'ın törene katılamaması nedeniyle ödülünü Gençlik Merkezi Karikatür Eğitmeni Aziz Yavuz Doğan'a teslim etti. Karikatürün önemli bir sanat dalı olduğuna inandığını ifade eden Ünlüce, birbirinden güzel ve anlamlı karikatürler çizen tüm katılımcılara teşekkür etti. Ünlüce, ben mi saklarım? Evet, saklarsın. İlk üçe giren yarışmacıları tebrik eden Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür yarışmalar ve etkinliklerin pandemi boyunca devam edeceğini ifade etti. Açtığı spor okulları ve belediye kulübüyle birbirinden farklı branşlarda yüzlerce başarılı sporcu yetiştiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine de destek olmaya devam ediyor. Her yıl kulüplere yaptığı nakdi ve malzeme yardımının yanı sıra Osman Gazi sahasının kapılarını da amatör futbol kulüplerine açan Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce sporcunun bu sahada antrenman yapmasına olanak sağlıyor. Spora ve sporcuya büyük değer veren ve amatör spor kulüplerini imkanları ölçüsünde destekleyen Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'e kazandırdığı modern spor alanları ve tesisleriyle de sporculara destek oluyor. Geçtiğimiz yıllarda büyük bir değişimle Osman Gazi sahasını yenileyen ve modern bir tesis haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bu alanı amatör spor kulüplerine de açarak 13 farklı amatör kulübün bu sahada antrenman yapmasına olanak sağlıyor. Gece gündüz demeden sahanın amatör spor kulüplerine açık olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, amatör kulüplere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Osman Gazi sahasının Eskişehir için önemli bir spor tesisi olduğunu ifade eden amatör spor kulüpleri yetkilileri ve antrenörleri ise bu sahayı antrenman için kendilerini açan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Eskişehir'deki çeşitli camilerde görev yapan ve kentimizi birçok dini etkinlikte temsil eden emekli hafız İmam Ali Pınarbaşı, 2 yıldır sosyal medya hesabına yüklediği Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside videolarıyla daha geniş bir insan topluluğuna ulaşmayı amaçlıyor. Benim yurdum rampi.
Uzun yıllar imamlık yaptıktan sonra emekli olan Hafız Ali Pınarbaşı, kendi adını taşıyan YouTube kanalı üzerinden insanların ruhuna dokunmak amacıyla güzel sesini sergiliyor. Sesimizin böyle güzel olması, belki müsait olması beni sanki bir bu insanlara borçluymuşum gibi bana bir yük yükledi. Onun için zaman zaman böyle kendim de bazen oluyor ama genelde bazıları ben okurken çekiyorlar, YouTube'a atıyorlar. Belki orada bir kardeşimiz Allah razı olsun der. Sahip olduğu sesin beğenilmesi sebebiyle kendisini insanlara karşı borçlu hisseden 56 yaşındaki emekli imam, bu yeteneğini hayırlı bir iş için kullanmak istediğini ifade etti. Bu insanlar güzel Kur'an dinlesin, güzel ilahi dinlesin, güzel kasideler dinlesin. Çünkü eğer biz ne kadar meşk yaparsak, ilahilerle haşir neşir olursak ezanımız ona göre güzel olur. Eskişehir'de yerel düzeyde programlar yapan ve çeşitli özel günlerde 22 kez TRT ekranlarına çıkan, pek çok tarihi mekanda sesini yankılatan Pınarbaşı, gençler ve daha geniş kitlelere hitap edebilmek için internet aleminde olduğunu belirtti. Tabii ki yerel televizyonlarda program yaptık, ulusal kanallarda program yaptık ama bu da yeterli mi değil. Artık şimdi devir internet devri, YouTube devri öyle diyelim. Artık ben de acizane bu artık hayatımızın sonbaharında YouTube kanalıyla da insanlara ulaşmak istedim. Yani gençler de biliyorsunuz çok önem veriyor. Çeşitli ortamlarda seslendirdiği Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi, kaside seslerini genellikle etrafındakilerin kaydettiğini ve kendisine gönderdiğini, kendisinin de bunu YouTube hesabında paylaştığını ifade eden Ali Pınarbaşı, genç nesillere ulaşmak istiyor. Son yıllarda gerek torunlar bizim, gerek oğlum, ya baba böyle güzel okuduğun zaman, iyi bir eser, bir şey olduğu zaman YouTube'a atalım. Belki sen, Allah uzun ömür versin, vefatından sonra böyle seni dinlerler, seyrederler diye böyle benim aklıma sokuldu. Ben de sıcak baktım. Dolayısıyla zaman zaman böyle çekimler yapıyoruz. Biri çekiyor, bana atıyor, ben atıyorum veya onlar çekip bize atıyorlar yani YouTube'a atıyorlar. Haberleri aktardık. Bu haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tekrar görüşünceye dek sağlıklı günler dileriz.